Merhaba sevgili dostlarım, 502 ekranına hoş geldiniz. Herkese keyifli seyirler. Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde AK-47'yi bulmuştuk. Artı 50 hasarımız var ve artı 65 hasarımız olan hareketli tüfek var. Bu şekilde. Bunların mermileri de ben yine aynı şekilde hazırladım. 52. günden devam ediyoruz. Şimdi öncelikle hemen direkt konumuza geçeyim. Bu bölümde ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz gibi iki adet inşaat yapacağız. Bir tanesi çanta. Çantamızı biraz daha genişleteceğiz. Ve aynı zamanda farklı bir motorlu tekne yapacağız. Ondan sonra akabinde keşfe çıkacağız. Hem su üstünde hem su altında ve aynı zamanda savaşacağız derken de bana bir silah... saldıranlar var. Saldıranlar var. Bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Bölümde gerçekten sağlam başladık. AK-47'yi görüyorsunuz değil mi? Nasıl indiriyoruz? Sen nasıl öyle yandan yandan vuruyorsun? Ya illa var ya. At bir bomba. Gerçekten sağlam girdik yani. Neredesin? O kadar sağlam vurdu ki bize canımız yani azala azala öldük. Evet, Marlin balığı derisi. Adam akıllı bir giriş yaptırmadılar ya. Evet, biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle hemen buraya gelip şimdi üretim kısmında Jest Stream Bowery Rider diye Reader diye bir ismi var. Bu şekilde bir tane yaptık. Güzel, gayet iyi. Yani bu oyunda gerçi ekip olarak oynasak harika olacak. Gerçekten. Diğerine geçelim hemen. Diğerini de yapalım. Çok güzel. Evet, alan daha da genişledi. Artık maksimum düzeyde çantamız gayet iyi oldu, şık oldu. Şimdi hemen şöyle şunları atalım buraya. Bakalım bu nasıl gidiyor. O yandan gidiyoruz bunda. Ya kamera modunu değiştiremiyoruz mu? Ben kamerayı yakından uzaktan görmek istiyorum. Yok, değiştiremiyoruz. Yok maalesef. Şimdi nereye gidiyoruz? Önce ona bakalım bir. Şuraya bir gidelim. Soru işaretine. Ne oluyor ya? Ya oyun daha erken erişimde olduğu için çok fazla sorun var. Evet. Avcılar Birliği'ymiş burası. Clifton Karakolu. Karakola geldik. Karakolu basacağız. Yapacak bir şey yok. Basmaya geldik. Bu ne? Patates. Karakola basmaya geldik. Yapacak bir şey yok yani. Balık burada kalsın. Alttan Abo, bomba mı attı o?
Dur bakayım bir. Bir yerlerden sıkıyorlar. Of, adam uçtu galiba. Bir yerden sıktılar ama nereden sıktılar? Oradasın. Allah. Öyle bir vurdu ki var ya. Aklım karıştı. Aklım karıştı resmen ya. Uçak mı geçti oradan? Ha, kuşmuş. Bak ya, gördünüz mü? Bunu da al, on olsun. Bu silah ne silah? US-45 tabanca. Al. Bu ne? O bomba. Bombamıza bomba kaçacağız. Peki. Bunu da al. Mermileri al. Bakalım burada ne var. Burada alacak bir şey yok. Ama şöyle almış yap. Bunları da almış yap. Evet, şarjımız da bitti. Tekrardan ışıkları aç. Bu bölüm çok sıkıntılı başladı ama harika bir sonuçla karşı karşıyayız. Ve hafif helikopter. Bu bölümde bunu üretebilecek eğer ekipmanlara sahipsek hemen bunu üretmeye başlayalım hemen. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Özel kuvvetler zırh. Bak, kalıplara bak ya. Şu demir külçelere bak ya. Şimdi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 10 tane çelik yaparız. Tamam. 7000 de sağlığı varmış. Çok güzel. Helikopteri yapabileceğiz. Demek ki helikopter buradaymış. Bunlara ihtiyacımız yok. Eczacı dolabında ilaç var, güzel. Bak, bu çok güzel ha. Bununla var ya, diplere dalıp her şeyi yapabilirsin. Helikopteri de aldık. Çok iyi oldu be. Çok iyi oldu be. Şimdi
Bir jarjör değiştirelim. Burası, burada işimiz bitti mi bilmiyorum ama. Yani burayı %100. Oo, burada kaç kişi öldürmüşüm bomba sayesinde. Bak türbin var yine. Bunu da al. Bunu iç. Bunu direkt göm. Aslında o gazozları direkt içmesek, hani ihtiyaç da yokken içiyoruz. Onları toplayalım ya. Buraya bakmışım. Bunda ne var? Bunda da bir şey yok. Gayet iyiyiz ya. Çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz ya. Herhalde burası %100 tamamlandı. Ya bunu da, bunun inişi çok kötü ya. Alttaki ne? Işık ne öyle? He. Bir şey ötüyor. Ne ötüyor? He, jeneratör çalışıyor. Evet, şimdi geldik bunu hazırlamaya. Bakalım şu üst tarafa koyabiliyoruz mu? Ben bu oyunda helikopter olduğunu biliyorum. Biliyorum ama buraya aslında gelip buraya ev yapma sebeplerinden en şey olan temeli buydu. Helikopteri bunun üstüne koymak. Eğer koyabilirsek tabii ki. Bak koyabiliyoruz, gördünüz mü? Ama buradan şimdilik koymayalım oraya. Çünkü bu, yani belki ileri geri doğru gitmesi gerekir, orada takılmasın. Evet. Sevgili dostlarım, helikopterimiz hayırlı olsun. İki kişilik. Biz tek kişiyiz. Sıkıntı yok. Oo, sandık bölümü de varsa harika. İki tane sandık. Arkadaşım, her şey harika, çok güzel de. Bak, burayı boş bırakmışsın. Bir tane de buraya sandık koy. Havada uçuyoruz ya. Havada uçuyoruz. Yerde yüzmüyoruz. Yerde gitmiyoruz. Havada uçuyoruz. Bunun rengi açık mavi olsun. Sandık orada. Benzin ekleyin. Tamam. Motoru güçlüyse çok yakabilir. Yakıtımızı ekleyelim. Güzel. Daha fazla eklenemez diyor. Zaten ekleme, yani şey yok, yani gerek yok. Bu neymiş? Bu silaha bakalım neymiş bu. Bu silahı merak ettim. AK-47 değiştirmem ama bu silahı merak ettim. 38 veriyormuş. Önemli değil. Tamam, kalsın o. O kalsın. Şimdi usta, şarjımız dolu. Şunun şarjını bir boşaltalım. Tekrardan takalım şarja. Bak şarj oluyor. Bir deneme sürüşü yapalım ya. Bir deneme uçuşu yapalım. Aa, bu ne? Ha, oyundaki bizim şey, el feneri bu. Ben de dedim yönlendirme şeyim acaba. Alttaki yönlendirme. Şimdi S iniş yine aynı şekilde. Tamam. Aa. Aa. İleri. Ben ha sadece havaya kalkıyorum. İniş. Çok kötü iniyorum. Çok kötü iniyorum. Çok kötü iniyorum. Bu geriye doğru gidiyor. İniş. Hayır, in, oraya inme. Oraya. Hayır. İşte böyle dünyayı tersten bakarsın. Anam, uçağım gitti. Kardeş, ben siz uçmayacağım. Beraber uçacağız. Test sürüşü yapıyoruz ya. Sen tek yapmayacaksın. Beraber yapacağız. Tutum. He. Mouse'u ileri doğru ittiriyorum. Tamam, öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz. İnsan neyi öğrenmiyor ki? İnsan her şeyi öğreniyor. İnsan bu hayatta neyi öğrenmiyor ki? Peki ben niye böyle yan duruyorum? Gayet de iyi uçuyoruz ha yüzle. Ama ben sanki hep havaya kalkıyorum ya. İniş, kalkış, şu, bu, o, bu. Birisi meşgul diyor. Kim meşgul? Ben F'ye basıyorum.
Uçağı kaldır usta. Uçağı kaldır usta. Heh. Çok ters iniyor galiba. Merhaba, iyi günler. Uçağımı buraya park edebilir miyim? Usta. Usta. Bak yok, ben şey. Bekleyin siz. Beyler bakın. O oyun öyle oynanmaz. Var mı kıpırdayan? Var. Kafadan 3 tane sıktım gitti. Şey. Size şey diyorum. Oo, çok kişi var. Çok kişi var, çok kişi var, çok kişi var. Direkt ne yapacağız? Size şey diyorum değil mi? Size şey diyorum değil mi? O beni görmüyor galiba. Dur bakayım, beni görmüyorsa ben bir canımı doldurayım. Desiniz. Karşıda var mı birileri? Yok. Burada ne kaldı? Tek mermisi var. Tamam, bir saniye. Bu ne ya? Ben bununla niye geldim ki buraya? Neyse, burada oyalanmıyorum burada. Nereden sıkıyor? Burada ne var? Burada bir şey yok. Şunu bir iç. Oradasın. Oradasın. Neredesin sen be? Kaybol. Geliyorum. Nereden sıktı o? Gözükmüyorlar ki. Bak o beni vurabiliyor, ben onu vuramıyorum, gördün mü?
Al bunu. Al bunu. Bunu al. Bunu al. Bunu da al şimdi birlikte. Aha, akşam oldu. Evet, evimize geldik sonunda. Ya bundan inerken bu takla atıyor. Bir şey oluyor buna. Bu sıkıntılı galiba. Evet. Evimize geldik. Ev gibisi yok ya. İnsanın gerçekten evi gibisi yok. Bir uyuyalım ya. Heh, sabah oldu. O ne? Kılıç balığı mı yoksa köpek balığı mı? Kılıç balığı ya. Aynen. Zararsız. Evet, sevgili dostlarım, bu bölümü burada sonlandırıyorum. Bu oyunda yapabileceğimiz ne var ise hepsini yaptık sizlerle birlikte. Bizi buraya kadar izleyen, takip eden bütün dostlarımıza buradan saygılar ve sevgiler. Bir sonraki bölümde artık timsahı eğer bulabilirsek timsahı bulmaya çalışacağız. Bulamasak da bu oyunda bir final yapalım diyorum. Çünkü artık bu oyunda yapabilecek bir şey kalmadı. Hani üretilebilecek her şeyi ürettik bu oyunda. Bu bölümden sonra son bir bölüm daha çekeriz. Timsahı aramakla alakalı ararken de yine birkaç yere keşfe çıkarız. Gerekirse saldırı yaparız. Gerekirse suyun altında araştırmalar yaparız. Bu şekilde bir final bölümü tamamlanır. Şimdi bu oyunda hikayeyle alakalı herhangi bir şey yok. Yani bize şunu yap, bunu yap demiyor. O yüzden direkt bu oyunda başlıyorsun ve hayatta kalmak için temel olan ihtiyaçlar nelerdir? Ekmek, su vesaire bu tür gıdaları sağlıyorsun. Aynı zamanda oyunun ilk bölümlerinde sizlerin de fark etmiş ve görmüş olduğu gibi birçok saldırı almıştık. İlk başlarda 3 gün boyunca geceleri saldırı aldık. Sonra artık o saldırılar geceden çıkıp yani gündüze yöneldi. Gündüzlerde saldırı almaya başlamıştık. Savunma ve saldırı hattımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyordu. Bunları da bu bölüme kadar gayet iyi bir şekilde yaptık. Her şeyimiz var. AK-47'miz var. Diğer silahımız var. Tüfeğimiz var. Teknelerimiz, motorlarımız, her şeyimiz var. Yani bu oyunu artık bu şekilde yani normal şartlarda oynamıyoruz. Biliyorsunuz bu tür oyunları hikaye tabanlı oynuyoruz. Oyunun bize sunmuş olduğu ne varsa onları birlikte gözlemliyoruz. Bizim de bu oyunda görebileceğimiz tek sadece timsah kaldı. Helikopteri bu bölümde bulduk. Helikopter bitti. Evet, helikopteri çok güzel yapmış, iyi tasarlamış. Ama biz kontrolü fazla sağlayamadık çünkü herhangi bir ehliyetimiz yok. Yani ehliyeti alabilmek için çok fazla kullanıp çok fazla git gel yapmak lazım ki bir sürüş ehliyetimiz olsun. Ama maalesef kısa manevralarla, kısa git gellerle ehliyet bir şekilde alamadık. Yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda farklı oyunlarda yine aynı bu tarz böyle helikopterler oluyor. Mesela Stranded Deep oyununu bilirseniz eğer, o oyunda da mesela buna benzer bir helikopter var. Yani bu tür helikopterler var bu hayatta kalma oyunlarında. Bunları artık zaman zaman öğreneceğiz biz de. Hep birlikte deniyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde bu bölümü de burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın diyorum.